Kayıp Krallığın Sırrı Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yemyeşil vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bir krallık varmış. Bu krallığın adı, Gül Krallığı'ymış. Gül Krallığı, adını her baharda açan rengerek güllerden alırmış. Krallığın her yerinde güller açar, mis gibi kokular yayılırmış. Gül Krallığı'nın kraliçesi, nazik ve bilge bir kadın olan Kraliçe Melis, halkı tarafından çok sevilirmiş. Kraliçe Melis, adaletli yönetimi ve sıcak kalbiyle krallığın barış içinde yaşamasını sağlarmış. Ancak bir gün, krallığın gülleri solmaya başlamış ve kimse nedenini anlayamamış. Kraliçe Melis, bu durumdan çok endişelenmiş ve hemen krallığın dört bir yanına haber göndermiş. Güllerimizi yeniden nasıl canlandırabiliriz diye sormuş. Herkes düşünmüş, taşınmış ama kimse çözüm bulamamış. Bir gün krallığın uzak bir köşesinde yaşayan genç bir kız olan Elif bu haberi duymuş. Elif cesur ve meraklı bir gençmiş. Kraliçe Melis'e yardım edebileceğini düşünmüş ve yola koyulmuş. Elif, köyünden ayrılıp saraya gitmiş ve kraliçe Melis'in huzuruna çıkmış. Kraliçem, ben Elif. Güllerimizi kurtarmak için bir çözüm bulabileceğime inanıyorum, demiş. Kraliçe Melis, Elif'in cesaretinden etkilenmiş ve ona güvenmiş. Elif, krallığın bilge büyücüsü Derviş'ten yardım istemiş. Derviş, eski kitapları karıştırmış ve şöyle demiş, Güllerimizin solmasının nedeni krallığın kalbindeki sihirli gölün kurumasıdır. Bu göl krallığımızın yaşam kaynağıdır. Onu yeniden canlandırmamız gerekiyor. Elif dervişin söylediklerini dinlemiş ve hemen harekete geçmiş. Derviş ona sihirli bir harita vermiş. Bu harita gölü bulmasına ve yeniden canlandırmasına yardımcı olacakmış. Elif haritayı alıp yola koyulmuş. Harita Elif'i ormanın derinliklerine götürmüş. Yolda pek çok zorlukla karşılaşmış, dikenli çalılardan geçmiş, derin nehirleri aşmış ve karanlık mağaralarda ilerlemiş. Ancak Elif cesaretini ve kararlılığını kaybetmemiş. Sonunda harita Elif'i büyük bir dağın zirvesine götürmüş. Dağın tepesinde sihirli gölün kurumuş yatağı duruyormuş. Elif, gölü canlandırmak için ne yapması gerektiğini düşünürken, gölün kenarında bir mesaj bulmuş: "Kalbinin saf sevgisi gölü yeniden canlandıracak." Elif bu mesajı okuyunca gölün kenarına oturmuş ve içindeki tüm sevgiyi ve iyiliği düşünmüş. Gözlerini kapamış ve kalbinin en derininden gelen sevgiyi göle akıtmış. Bir anda, gölüm kurumuş yatağından su fışkırmaya başlamış. Sihirli göl yeniden dolmuş ve etrafa hayat saçmış. Elif, başarısının mutluluğuyla krallığa geri dönmüş. Kraliçe Melis ve krallığın halkı, Elif'in başarısını kutlamışlar. Güller yeniden açmış, krallık eski güzel günlerine dönmüş. Kraliçe Melis, Elif'e teşekkür etmiş ve ona şöyle demiş, cesaretin ve sevginle krallığımızı kurtardın. Sen gerçek bir kahramansın. Ve böylece, Gül Krallığında herkes mutlu ve huzur içinde yaşamaya devam etmiş. Elif'in cesareti ve kalbinin sevgisi, krallığın sonsuza dek mutlu kalmasını sağlamış. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı anlatan bana, biri dinleyen sana, biri de Gül Krallığı'nın cesur kahramanı Elife.